Merhaba arkadaşlar, World of Tanks videolarıma hoş geldiniz. Bugün orta tanklara hangi yetenekleri vermeliyiz, orta tanklara hangi ekipmanları takmalıyız, bunları konuşacağız. Evet arkadaşlar, önce orta tankların maçın içerisindeki rollerinden birazcık bahsedelim. Orta tanklar yapıları gereği çok fazla zırhlı olmayan, işte atış güçleri çok yüksek olmayan, her tank türünden biraz biraz bir şeyler kapmış tanklardır arkadaşlar. Maçın içerisindeki görevleri nedir? Aktif olarak devam eden savaşa destek olmak, gerektiği zaman spot yapmak, gerektiği zaman ise hücuma katılmaktır arkadaşlar. Bu nedenle orta tanklara vereceğimiz yetenekler orta tankları donatmak açısından çok önem teşkil etmektedir. Evet, birazdan anlatacaklarım sadece benim fikirlerim arkadaşlar. Bu yetenek verme konusunda kesin net bir doğru yok bu oyunda. Fakat 3 aşağı 5 yukarı her mantıklı insanın düşünüp ortak bir şekilde karar vereceği belli başlı doğrular söz konusu. Evet, şu anda benim T55A mürettebatlarımı görüyoruz ekranda ve benim düşünceme göre, benim mantığıma göre arkadaşlar, bir orta tankın 5. yeteneklere ulaştığında olması gereken yetenekler, sahip olması gereken yetenekler bu şekilde olmalıdır. Bu yetenekler nelerdir? Detaylı bir şekilde bakalım. Komutan için olmazsa olmaz bir kere 6. yeteneğini vermek zorundayız. Çünkü düşman tarafından spotlanıp spotlanmadığımızı anlamamız oyun içerisinde bizi taktiksel olarak çok önemli bir şekilde yönlendiriyor arkadaşlar. Onun yanında kardeşler takımı tüm mürettebat üyelerine verilmeli ki mürettebat yetenekleri toplu bir şekilde %5 olarak artabilsin. Ve tanklarımızın olmazsa olmaz kamuflaj yetenekleri, yani düşmana ne kadar geç görünürsek bizim için o kadar avantajlıdır arkadaşlar. Maçın içerisinde stratejik olarak çok önemlidir bu. Daha sonra tamir, bir düşmana karşı görüldük, spotlandık ve düşman bize ateş etti. Herhangi bir modül hasarı aldığımızda ya da işte paletimiz kırıldığında vesaire tamir kitimiz yok ise eğer, ya da daha önceden kullandıysak, bu bozulan modülleri en kısa sürede tamir etmek için tamir yeteneğimizin de %100 olması gerekir tanklarımızda ve daha sonra ise komutanımızda keşif, yani spotlama yeteneğini maksimize etmek amaçlı bu yeteneği vermemiz gerekiyor arkadaşlar komutan için. Topçu için bakarsak Dead Eye dediğimiz, yani tam isabet dediğimiz bir yetenek var arkadaşlar oyunun içerisinde. Bu şu işe yarıyor: attığınız atışın düşman tanka kritik hasar verme ihtimalini arttırıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Rakibin işte gözetleme kulesini bozmak, paletini tek hamlede kırmak ya da işte motorunu attığınız zaman motorunun alev almasını sağlamak gibi kritik hasarlar bu yetenek verildiği zaman ihtimali olabildiğince artmakta. Tabii ki kardeşler takımını tüm takım üyelerine vermemiz gerekiyor. Kamuflaj da keza öyle. Çünkü maksimum bir şekilde kullanabilmemiz için işte kamuflajı, kardeşler takımını ve tamir gibi bir yetenekleri tüm mürettebat üyelerimizleri bulundurmak zorundayız arkadaşlar. Ve daha sonra bütün tanklarda bence olmazsa olmaz olan bir yetenek olan anlık atış yeteneğini orta tanklarımıza koymak zorundayız. Çünkü orta tanklarımız sürekli hareket halinde ve taretini sürekli çeviren tanklar. Bu nedenle taret çevirme hallerinde isabetimizin düşmesini istemeyiz. Bu yetenek ise bizim hareket halindeki atışlarımız veya tareti çevirdiğimiz zamandaki atışlarımızın isabetini arttırmakta. Sürücüye gelirsek, sürücüye kamuflaj, kardeşler takımı ve tamiri kesinlikle koymamız gerekiyor. Daha sonra ise arazi şartlarından minimum etkilenmek amaçlı off-road driving yeteneğini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra ise az önce topçuya verdiğimiz atışın sürücü versiyonu olan konforlu yolculuğu vermemiz gerekiyor. Çünkü orta tanklarımız olabildiğince hareketli pozisyonda oynuyor. Yükleyicimize geldiğimizde ise kardeşler takımı, kamuflaj ve tamir yine olmak zorunda. Bütün orta tankların en büyük problemi olan mühimmat modülünün bozulmasını minimum düzeye indirmek amaçlı güvenli depolama yeteneği vermemiz gerekiyor. Bunların yanında ise eğer yükleyicinizde böyle bir yetenek verme ihtimaliniz varsa da durumsal farkındalık yeteneğini vererek görüş mesafemizi maksimum düzeye getirmeye çalışıyoruz. Evet, bence bir orta tank 5 tane
yetenekli hale geldiği zaman yeteneklerinin bu şekilde dizilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birinci yetenekten itibaren bu yetenekleri nasıl tek tek vermeliyiz, yetenekleri verirken nasıl strateji izlemeliyiz, bunları konuşalım arkadaşlar. Burada TL4 tankıma geçiyorum ben, daha az yetenekleri olduğu için ve yetenekleri nasıl ilerlettiğimi size gösterebilmek amaçlı TL4 tankı üzerinden size bu gidişatı anlatacağım. Evet arkadaşlar, orta tankları ben kendi oyunumda iki parçaya ayırıyorum. Bir tanesi 6 seviye ve öncesi orta tanklar, diğeri ise 6 seviye ve sonrası orta tanklar. Neden böyle bir ayrım yaptığımı size teknoloji ağacından açıklayayım. Evet, 6 seviye orta tanka baktığımızda, mesela bir T-34-85 ya da bir T-34 gibi Rus orta tanklarına bakarsak ya da başka diğer orta tanklara da bakabilirsiniz. Fark etmez, durum %100 aynı bu tanklar için. Evet arkadaşlar, 6 seviye ve öncesindeki tüm orta tankların can puanları çok düşük arkadaşlar. Bakın, T-34-85'in 670 canı var, T-34'ün ise 400 canı var. Yani bu ne demek arkadaşlar? Rakibinizdeki sağlam bir ağır tanktan 2 atışlık canınız var. Bu nedenle ben 6 seviye ve daha önceki orta tanklarımı kullanırken yetenek olarak önce kamuflaj veriyorum arkadaşlar. Tamiri birinci sırada tutmuyorum. Bunu neden anlatıyorum? Bakın şimdi T-54 tankımda ise benim birinci verdiğim yeteneklerde ise tamir var. Sebebi ise şu arkadaşlar, 6 seviyeden sonraki tüm tanklarda can puanı yükselmeye başlıyor. Mesela 7 seviye bir T-43'e baktığımız zaman 1000 can puanı var. İşte 8 seviye bir T-44'e baktığımız zaman 1200 can puanı var. İşte T-54'e geldiğimiz zaman 1650 can puanı var arkadaşlar. Yani artık sizin için kamuflajdan ziyade tamir daha önemli bir yetenek haline gelmeye başlıyor. Çünkü can puanımız artık sizi maçta uzun süre tutmaya yetiyor. Fakat alacağınız kritik hasarlarda yerinizden çok çabuk bir şekilde tekrar hareket etmeye başlamanız gerekli. Bu nedenle de işte 6 ve 7 bir seviyelerden sonra birinci yetenek olarak orta tanklara tamir yeteneğini vermenizi öneriyorum sizlere. Evet, burada benim ikinci ve üçüncü yeteneklerimi göz ardı edin. Yetenekleri hangi sıralamalı ve nasıl bir stratejiyle vereceğiz, şu anda onu anlatıyorum. Büyük seviyeler için konuştuğumuzda ilk önce tamir vermemiz gerektiğini söylemiştim. Komutan dahil arkadaşlar tüm takım üyelerine birinci sırada tamir yeteneği veriyoruz. Tamir yeteneğinin %100'e kadar dolmasını bekliyoruz arkadaşlar. %100'e ulaştıktan sonra ikinci yetenekler olarak işte komutana keşif, işte topçunuza anlık atış, sürücünüze konforlu yolculuk, yükleyicinize ise varsa durumsal farkındalık, yoksa kamuflaj yeteneğini verebilirsiniz. Daha sonra bu ikinci yeteneklerin %50'ye kadar dolmasını bekliyoruz arkadaşlar. Neden %50'ye kadar dolmasını bekliyoruz? Çünkü arkadaşlar, yetenekler matematiksel hesapları gereği %50'ye çok kısa sürelerde erişebilirler. Bu yeteneklerin nasıl bu şekilde ilerlediğini şurada gözükecek olan videoma tıklayarak erişebilirsiniz. Yetenekler hangi hızda, hangi yüzdelere, ne kadar seviyede ulaşır, bu videomdan ulaşabilirsiniz. Yetenekleriniz %50'ye geldikten sonra yetenek sıfırlayacağız arkadaşlar. Yetenekleri bırakacağız ve yeniden dizeceğiz yeteneklerimizi. Bunu nasıl yapıyoruz? Mürettebatımıza sağ tıklayıp personel dosyasına girdikten sonra burada resetleme tuşu var. Resetleme tuşuna bastık ve 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. Altınla resetleme, parayla resetleme ve ücretsiz olarak resetleme. En az miktarda ve en efektif şekilde bu yetenekleri yeniden dizebilmenin tek yolu ikinci yetenekler ya da işte yeni kazandığınız yetenekler %50'ye ulaştıktan sonra kredi ile sıfırlamaktır arkadaşlar. Kredi ile sıfırladık. Ne olacak? Daha sonra yetenekleri yeniden dizeceğiz. Birinci sıraya 6. hissi, ikinci sıraya da tamiri koyuyoruz ve kapat tuşuna basıyoruz. Topçumuz ve sürücümüz için yapmamız gereken bir şey yok. Bunlara zaten vermemiz gereken yetenekler anlık atış ve konforlu yolculuk. Yükleyicimizde ise aynı komutanı yaptığımız şeyin aynısını yapacağız arkadaşlar. Güvenli depolamayı vermemiz gerekiyor. Ben bu depolamayı vermedim, risk aldım ama size kesinlikle vermenizi öneririm. Çünkü Rus'tan olabildiğince mühimmat hasarı alıyorlar. Evet, şimdi ikinci yeteneklerimizi verdik ve yeteneklerimizi ayarladık. Devam ediyor yeteneklerimiz. Artık üçüncü yeteneklere geçeceğiz. Üçüncü yeteneklerde ise bence tanklarınıza artık kamuflajı vermemiz gerekiyor. Evet, daha sonra
Dördüncü yeteneklerimize geçeceğiz. Dördüncü yeteneklere geçtiğimizde artık durum nasıl olmalı? Ben size bunu Obje 140 tankımdan göstereyim. Dördüncü yeteneklerimize geldik ve bence artık kardeşler takımının sırası geldi. Dördüncü yetenekler işte. Üçüncü yetenekleri doldurduk ve dördüncü yeteneklerimiz %50'ye geldikten sonra yeniden krediyle sıfırlıyoruz ve bu defa en başa kardeşler takımını yerleştirirseniz tüm bunlar bittikten sonra da artık beşinci yeteneklerimizi geçtiğimizde herkeste olması gereken bir dizilim. Evet, tanklara vereceğimiz modüllere gelirsek genel olarak insanların orta tankta kullandığı modüller arkadaşlar düşey dengeleyici, hızlı yükleme ve kaplı optiktir. Ben de size bu üçünü öneririm genel olarak. Fakat benim oyun tarzımda bazı maçlarımda, bazı tanklarımda kaplı optik yerine teleskobik dürbünü görebilirsiniz. Bunun yapış sebebim bazı tanklarda daha pasif spot yapmam, bazı tanklarda ise daha aktif spot yapmamdır. Burada tercih size kalmış ama düşey dengeleyici ve hızlı yükleme modüllerini kesinlikle kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Optik meselesi ise tamamen bence oyun tarzınıza göre değişen bir modül olmalı. Evet arkadaşlar, orta tanklara hangi yetenekleri vermeliyiz konusunda kafanızda soru işaretleri varsa umarım bu video size faydalı olmuştur. Elimden geldiğince benim düşünce tarzıma göre en mantıklı olan seçenekleri anlattım size. Tabii ki bu dizilimler her tank için uygun olmak zorunda değil. Tanktan tanka göre değişecektir vereceğiniz yetenekler ama en azından yeteneklere nasıl vermeniz gerektiği, hangi stratejiyle ikinci yeteneklere, üçüncü yeteneklere, dördüncü yeteneklere geçmeniz gerektiği hakkında ufak bir aydınlatma vermişimdir umarım size. Bu bölgeye tıklayarak da ağır tanklara hangi yetenekleri vermelisiniz veya yetenekleri verirken ne tarz stratejiler izlemelisiniz, buraya tıklayarak da bu videoma ulaşabilirsiniz. Yukarıya tıklayarak YouTube kanalıma abone olabilir, Facebook sayfama abone olabilirsiniz. Ta şu sağ alt köşede ise direkt abone ol tuşuna basarak da YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni takipte kalın.